Yayında bir aksaklık oldu. Tekrardan bağlanmaya çalışacağız hocamla. Evet. Bakalım. Evet. Şimdi bağlanıyor hocam. Hiçbir yere gitmeyin. Nasip Evet. Oldu vallahi kavuşana ha. Tamam, harika. Yani, maalesef öyle oldu. Peki, o zaman kaldığımız yerden Tamam, devam. Kaldı. Şimdi Türkiye'ye dönme kararınızdan bahsettik. Siz Tina ile gelip Türkiye'de evlenip aslında annenize biraz daha iyi bir hayat şartı sunmak istiyorsunuz. Annemi mutlu etmek istedim. Evet. Ama maalesef nasip olmuyor. Evet. Allah rahmet etsin, anneniz vefat ediyor. Ve o hayaliniz de gerçekleşmiyor. Bir şekilde para sıkıntısı çekmeye başlıyorsunuz ve Türkiye'den gitmeye karar veriyorsunuz. Bu sefer Amerika macerası başlıyor. Amerika'ya gidiyorsunuz. Aynen öyle oldu. Tina'yla da ayrılıyorsunuz bu arada. Evet. Ve yalnız gidiyorsunuz Amerika'ya. Tabii. Şimdi bir kapı kapanıyor, öbür kapı açılıyor tabii. Hayat hep böyle aslında. Ama onu görmek lazım, fark etmek lazım. Yani yıkılmamak gerekiyor. Ben şöyle söylüyorum, hayatta iki türlü insan vardır. Yani kendi görüşüm bu. Zorlukların altında ezilip gidenler, zorlukları merdiven yapıp basamak gibi kullananlar. Ben o ikinci bölümü, ikinci sınıfta olan kişilerdenim. Ne zorluk olursa olsun, şeye girmeden, depresyona girmeden onu basamak yapıp kapıyı açmaya çalıştım hayatım boyunca. O içimdeki ses bana hep bunu gösterdi, bu yolu gösterdi. Böylece Amerika kapısı açıldı. Amerika başlıyor, hemen iş buluyorsunuz. Mario Caldi isminde bir butikte yine yönetici oluyorsunuz. Aynen öyle. Hocam o döneme mi denk geliyor? Tekin Aral'ın bir Fırt'ta çıkardığı bir İsveçli Adnan karikatürü var. Evet, o İsveç'te olmuştu. Ben İsveç'te yaşarken İstanbul'a gelip Tekin Aral'ın evinde kalıyordum arada sırada. O aralarda hani Tina ile geldiğim zaman. Tabii anlatıyordum, başıma gelen bir sürü matrak şeyler oluyor. Anlatıyorum. Tekin de bayılıyor. Adam mizahçı. O abartarak onları yazıyor. İsveçli Adnan diye Fırt Mecmuası'nda benimle ilgili hikayeler yazıyordu. O İsveç'teki yaşantımdandı. Ben de hatırlıyorum onu çünkü benim gençliğimde Fırt Gırgır vardı. Biz onlarla büyüdük. Ya. Ben de bilmeden seneler sonra hocam olacak birisi karikatürünü okumuşum senelerce. Bu da enteresan bir şey. Evet, çok güzel. Rahmetli Oğuz Aral da Bandoyum hocam oldu. Muhteşem. İkisini de çok severdim. Dost olmuştuk. Tekin'le Evet. Oğuz. İyi sanatçı. Oğuz çok iyi bir sanatçıydı. Tekin de öyleydi. Rahmetli. Allah Nasip. rahmet etsin. Altan Erbulak da o zaman vardı. Altan Erbulak. Ben ofise gider biraz ressam olduğum için orada çalışıyordum biraz ekstra. Altan Erbulak demişti ki bana, çünkü benim hayatımı duymuş, çok dolaşan adam diye. Demişti ki Adnan, paslanacağımıza yıpranalım. Hiç unutmadım onu. Ben dedim zaten öyle yaşıyorum Altancığım. Yıpranmaya razıyım, paslanmayayım yeter. Öyle bir hayat felsefesi. Evet, evet, evet. Şimdi Amerika'dasınız, butikte çalışıyorsunuz ama yine kalma sorununuz var. Ve siyahi bir hanımla evlilik yapıyorsunuz. Orada Evet. kalabilmek için. Model bir kızdı o da. Modeldi. Modellik yapıyordu. Nasip oldu. Kızcağız benim bütçeme geliyordu. Garibandı. Ben ona destek veriyordum bazen. O modeller first class modeller başka ama birkaç derece modeller var. Onlar parasız kalıyor yeni modeller. Ben ona biraz destek veriyordum.
O çok bana güvendiği için New York'ta Amerikalı böyle kimse kimseye yardım etmiyor. Ve bir gün öyle bir şey oldu. Ben dedim döneceğim. Amerika'yı terk etmem gerekiyor. 6 aylık vizem bitti. Olmaz dedi. Sen burada kalacaksın. Biz Amerika'da senin gibi adamlara ihtiyaç var. Benim tavrımı sevmiş. Adama kalamam. Ancak ya evlenirim ya bu bir şeyler bir şey. Ben dedi evlendim seninle. Öyle oldu. Evleniyorsunuz, birkaç sene sonra da boşanıyorsunuz. Tabii, Amerikalı olduktan sonra da Amerikan pasaportu olunca da boşandık. Evet. Bir yandan butikte çalışmaya devam ederken diğer yandan da spor yapıyorsunuz. Evet, YMCA'de. Evet, YMCA'de aerobik yapıyorsunuz ve ondan sonra aerobik hocası oluyorsunuz. Evet, aynı. Aslında yogaya yavaş yavaş uzaktan da olsa yaklaşıyoruz. Evet, aynen öyle oldu. Çünkü aerobik yaparken aslında dizlerinizi harap ediyorsunuz. Zıplıyoruz ya. Ben tabii bilmiyordum, cahilim. Spor yapıyorum, aerobik yapıyorum o zaman. Modaydı, aerobik ama modaydı o zaman. Ve dizlerim incinince hocama sormuştum. Hocam dedim dizlerim ağrıyor, ne oluyor? E dedi 4 senedir zıplıyorsun ya. Onu söyleyince şey oldum ben, kızdım hocaya. Dedim hoca sen bana dizlerimi incittikten sonra söylüyorsun. Böyle olacağımı bildiğin halde bana baştan niye söylemedin? O gün bıraktım. İçimdeki ses hemen dedi ki Adnan aerobik bitti. Bundan sonra yoga yapacaksın. Aslında biraz onarım için yogaya başlıyorsunuz. Dizlerinizi onarmak için başlıyorsunuz ve Tabii. hiç bırakmıyorsunuz. Biraz da o dönemde belki olgunluk da geliyor. Çünkü bayağı bir çılgınlıklar yapmışsınız. Biraz daha duruluyorsunuz ve biraz daha spiritüel konulara merak salmaya başlıyorsunuz. Özellikle Tai Chi hocanız Jose bu konuda bayağı bir size yardımcı oluyor. Bir rehberlik ediyor aslında. Evet dostlarım oldu. Bir iki yogi vardı şeyde New York'ta beraber biz kader birliği yapmıştık. Hep beraber buluşurduk. Çok enteresan şeyler var tabii orada. Hepsini anlatmak mümkün değil. Ama orada ben Tai Chi öğrendim. Tai Chi'yi de çok iyi yapıyordum artık. Yani bayağı 15 sene Tai Chi yaptım. Hocalık da yapıyordum. Sonra yoga o kadar baskın geldi ki bir gün baktım ki Tai Chi'yi hatırlamıyorum. Ya bu çok enteresan bir olaydır hayatımda. Yoga kılıf gibi hayatıma girdi. Üstümü kıyafet gibi girdi. Birkaç sene sonra ben her gün tai chi yapan kişi birdenbire baktım ki ben tai chi yapmıyorum. Ve kendime sorguladım. Ah sen tai chi yapmıyorsun. Hadi biraz yap. Yaptım. Bütün formu çıkartamadım bir anda. Unutmuşum. Vay dedim. Demek ki tai chi işini bitirdi. Şimdi yoga devam edecek. Bir daha tai chi yapmadım. Yoganın derinliklerine. Yoga başlıyor. Biraz daha böyle sağlıklı hayat merakınız başlıyor ilk defa. Çünkü o zamana kadar çok sağlıklı bir hayatınız olmamış açıkçası. Doğru, evet. Sabahlara kadar tabii. Ann Wigmore'un Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne gidiyorsunuz. O enteresan bir kadın. Oruçlarla bir sohbetinizde bahsetmiştiniz zaten ondan. Oruçlarla bazı hastalıkları tedavi ediyor. Ve canlı yiyeceklerle, life food system dedikleri, ya pişmemiş yemeklerle, hepsi canlı. Sağlıklı yaşam merakı Filizler. da aslında burada derinleşiyor. O dönemde de Türkiye'ye gidip geliyorsunuz. 6 ay kadar Club Patara'da kalıyorsunuz, arkadaşınızın yeri. Doğru. Turhan Orada Kaşon'un. yoga yaptırıyorsunuz. Evet. Değil mi? Onun şamanı olmuştum bu aralar. Gelenlere biraz tai chi, biraz sağlıklı beslenmeye, biraz yoga masajı şu bu. Böyle oranın şamanlığını yapıyordum bir ara. Böyle seni de 6 ay gibi. Yani Amerika faslı bitiyor. Türkiye'ye dönüyorsunuz. 6 ay Club Patara'da kalıyorsunuz. Kalkan galiba, değil mi hocam? Alkan. Aynen. Çok güzel. 6 ay çalışıyorsunuz. 6 ay da seyahat ediyorsunuz. Hindistan. Ve aklınıza Uzak Doğu takılıyor. Ben Uzak Doğu'yu keşfedeceğim diyorsunuz ve biraz daha aslında yoganın ana vatanına doğru yaklaşıyoruz. Aynen. Yoga disiplini sizi çekiyor. Evet. Hindistan'a gitmeden önce son
Zamanımız kaldı mı bilmiyorum ama zamanımız az kaldı. Aslında bitirdik çünkü ondan sonra bambaşka Uzak Doğu kısmı başlayacak. O da önümüzdeki çarşamba. Evet, yani ne zaman istersen bitirebilirsin ama dediğin gibi ben orada artık Uzak Doğu ve Hindistan devresi geldi dedim kendi kendime. Hem ruhanilik hem de orayı keşfetmem lazım. İlk önce Uzak Doğu, işte Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinleri 6 aylık program yapmıştım. Sonra Hindistan diye böyle bir plan yapmıştım kendime. Öyle de oldu. Şöyle bir şey var tabii, onlardan önümüzdeki hafta bahsedeceğiz ama şimdi buraya kadar ben kitabınızı okuduğumda şunu görüyorum. Aslında hayat sizi nereye götürürse gitmişsiniz. Aynen öyle oldu. İstediğiniz şeyler varmış ama hiçbir zaman bir hedef koyup ben bunu yapacağım dememişsiniz. Birazcık akışta kalmışsınız. Yani hedef koydum ama baktım ki olmuyor. Olmuyor. Hangi kapı açıldı? O kapıya girdim. Çünkü ben o girdiğim kapıda da doğru bir şey yapacağıma inanıyordum. Yani iyi bir şey çıkacaktır. Hani doğru adım atınca iyi bir şey çıkıyor. O şekilde oldu. Aslında bir sürü başka meslekler de yapma fırsatınız olmuş. İşte ressamlıktan tutun baletliğe kadar, Evet. restoran işletmeciliği, butik işletmeciliği, oralarda kalmamışsınız. Garsonluk, taksi şoförlüğü, İsveç'te ben taksi şoförlüğü de yaptım. Mesela gece kulüp, bir sürü iş yani çok meslek. Ama tabii ben bunları nimet olarak kabul ediyorum. Çünkü her yaptığın işten bir kütüphane gibi bir eser kalıyor, bir şeyler kalıyor orada. Orada yerinde çıkıyor. Yani orada bir alışkanlık, bir yeti oluşuyor insanda. Böyle hayat zenginleşiyor tabii ki. Aslında şöyle bir yeti oluşuyor, orada haklısınız. Nereye giderseniz gidin, dünyada her yerde yaşayabilirsiniz, adapte oluyorsunuz. Ben onu seneler önce söylemiştim. Belki 20 sene önce. Demiştim ki arkadaşlarıma, ben öyle bir duygu içindeyim ki ve bunu hayatımda da öyle yaşadım. Beni hiç bilmediğim bir yere bırakın. O zaman Çin hiç popüler bir yer değildi. İşte beni Çin'e bırakın. Bir ay sonra gelin görün. Benim işim var, evim var kardeşim. Öyle derdim yani, böyle komiklik olsun diye. Ama gerçekten hep öyle oluyordu zaten. Evet, kapatacağız birazdan hocam ama sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sonra da yorumları açarız. Belki sorusu olanlar vardır. Bir de yeni açanlar için kitabı tekrar gösterelim. Olur, Sessizliği geçelim. bozmadan bundan bahsediyoruz, hocamızın hayat hikayesi. Ama evet, şu anda satışta olan yeni yayın Benim evini kitap çıkardık. daha komik. Benim kitap seninkinden daha komik. İçerik aynı, dışı farklı. Ama benim kitapta en son kısımda birkaç sayfa ekledim. Zaman geçti ya, bir ekleme var bu kitapta, son kısmında. Peki. Yorumları açmadan önce sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani tabii ki genel olarak söylediğim şey, hayattan yılmamak lazım. Bir pencere kapanıp öbür pencere açılıyor. İnsanın kendine güvenmesi gerekiyor. Yani ben tamam düştüm ama kalkarım. Zorluk var ama iyi günler de gelir. Güneş yine doğacak. Onun için bir gün bir şey kaybettiğin zaman ikinci gün ben başka bir şey olacağına inan. Ve adım at ama. Tembellik yok. Adım atacaksın. Adım atacaksın. Yani içeride beş duyu organıyla yaşamak yeterli değil. Gönül kalbini ortaya çıkartmak lazım. Ve o inançla, inancın güçlü olacak, gönül kalbinden adımını atarsan evren destek veriyor. Siz kalbinizin işaret ettiği yere gitmişsiniz ama gittiğiniz yerde de aslında çok çalışmışsınız. Çünkü bir sürü işte başarılı oluyorsunuz, bir sürü işte çok para kazanıyorsunuz. O paraları da harcıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Afiyetle. Helal olsun hocam. Helal olsun canım. Doğru Şimdi yorumları da açalım isterseniz. Tabii, olur. Belki sorusu olanlar vardır, bilemiyorum. Biraz zor bakıyorum ben bu şeylere, yorumlara. Ama Bir elmas çıktı.
sevgisini yolluyor. Elmas çıktı. Ondan sonra birisi daha çıkmıştı neyse. Ama soru yok henüz, bakalım. Bakalım hocam. Şimdi önümüzdeki haftaki bölümün ismi İçimdeki Guru muydu? Orada bak bakalım, ben bakmadım. Sibel sevgilisiler de burada. İçimdeki Guru. İçimdeki Guru mu? Evet. Tamam. Bir saniye yanlış bir şey söylemeyeyim. Yok. İçimdeki Guru en son bölüm. İçimdeki ha. Ben. Ah. Eyvallah. Eyvallah. Benlik ortaya çıkacak demek ki artık. Şimdi biraz daha içinize döndüğünüz bir dönem başlayacak. Kendinizi aslında keşfettiğiniz bir dönem. Galiba öyle oldu. Tabii bayağı birikim var artık tabii. Bir noktaya geliyorsunuz hayatta. Yaşla da tabii. Yaşınız kaç aşağı yukarı hocam? Bu yani uzak doğuya şu anda mı? Şu verdiğim. Yok, o zaman mı? Hangi zaman mı? Hangi? O zaman işte Hindistan'a gitmeye karar verdiğinizde. Hindistan'a gittiğim zaman herhalde 40 küsür yaşındayım, 45 falan. Ama düzenli yoga yapıyorsunuz. Amerika'da başladığınız yogayı hep yapıyorsunuz. Tabii, yapıyordum ve ders de veriyordum. Daha Hindistan'da... Şimdi birisinin sorusu var. Gülay arkadaşımız diyor ki, hiç keşkeniz var mı hocam diyor. Yani ben bir tane biliyorum kitapta hatırladığım kadarıyla. Hatırlıyor musun sen? Var mı evet. benim bir şeyden? Ben hatırlamıyorum. Yani kitaptan hatırladığım kadarıyla keşkeniz Fransızca öğrenememek. Ah canım, iyi hatırlıyorsun. Ama ben onu açtım. Bir keşkem var. Müzik dünyasında istediğim yere gelmek isterdim. Evet, onu hep söylersiniz zaten. Evet, müzik konusunda bir şeyler yapmak isterdim, nasip olmadı. Bir keşkem o var. Gerisi şükürler olsun. Başka neler soruyorlar bakalım? Yoga ile ilgili şeyler var. Yoga ibadetin temelini oluşturur. Ama o konulara girmesek belki daha iyi. Bunlarla ilgili başka sohbet konular. Ederim. Daha basit şeyler olmalı. Çok uzun anlatamayız. Yogaya nereden başlamalı gibi sorular var. Onlarla ilgili ayrı sohbet. Yogadan nereden başlayacaksın? Bulunduğun noktadan başla. Neredeyse. Evet, mahallenizdeki en yakın yoga hocasına gidin. Hemen oradan başlayın. Ben de onu söylüyorum. Ötelemeyin hiçbir zaman. Evet, sonra araştırırsınız, doğru adresi bulursunuz. Evet, evet. Ya hayat böyle. Hayat bir heyecandır arkadaşlar. Bir serüven, bir seyahat. Değer ama, yaşamaya değer. Duygular çok güzel. Ve yin ve yang, beyaz siyah, kadın erkek, duality dediğimiz şey, ikisi de hakikattir. Üzüntüler de, sıkıntılar da, keyifler de hakikattir. İkisi de aynı değerdedir. Kötü diye bir şey yok. Birbirine birisi Harley aşkı demiş. Aa evet, kim söylüyor bunu? Vallahi bak, iyi hatırlamış be. Ben 20 sene Harley Davidson alacağım diye hep hayal ettim. Gittim Harley'nin üstünde oturdum. Yani motosiklet ehliyeti de aldım. İlla Harley alacağım. Ama galiba daha o kadar yaşlanmamışım. Çünkü Harley'ciler biraz daha yaşlanması gerekiyor. Bekliyorum bakalım. O yaşa gelince alırım belki. Diziniz sıkıntı çıkarıyor mu arada? Tamamen geçti mi demiş bir arkadaşımız. O tip arızalar tamamen geçmez ama şükürler olsun gayet iyi durumda yoga sayesinde. Doğru. Aa, İhsan söylemiş Harley'i. İyi hatırlıyor İhsan. İhsan bir gün alacağım inşallah. Nasipse ya. Dert edinmiyorum. Nasip olan olur zaten. Evet. Bakalım başka bir şey var mı? Galiba yok. Birkaç soru geçti, kaçırdık ama neyse. Tasavvuf ve yogayı nasıl birleştirdiniz diyor birisi. Ama yine de bu bugünkü şeyimizin konusu değil. Tabii ki cevap vermek isterseniz buyurun hocam.
Yani şöyle söyleyeyim, ben dergahlara da gittim. Dostlarım, arkadaşlarım oldu veya ben tasavvufi şeylere girdim, deneyimlere girdim. O zaman tabii efendime sormuştum. Çok beraberiz çünkü talebelerimi alıyorum, dergaha götürüyorum. Dergahtan talebe geliyor. Dedim ki artık biz bu dergahla aşramı kardeş ilan edelim. O zaman destur demişti efendi. Ve kardeş oldu dergahla yoga aşramımız. O zaman tabii iç içe girdi. Çünkü felsefe aynı, hedef aynı, lisan farklı. Onu anladık ya. Çünkü ikisi de insanın adam olması ve aydınlanmasını yeğliyor yol Evet, olarak. yollar Dolayısıyla farklı, amaç aynı. amaç aynı. Renk farklı ama amaç aynı. Evet. Bakalım başka ne var? Hikayeyi çok beğenenler olmuş. Yani bu kadar macera, tabii kitabı okuyun, kitabı. Daha neler var? Evet, gerçekten biz burada kitabın onda üçünü falan bahsediyoruz. Yoksa kitapta çok daha fazla hikaye var. Evet, güzel detaylar var. Tavsiye ederim. O kitaptan ilham alan kardeşlerimiz olur. Çünkü ben o kitabı okuyanların ilham alması için yazdım. Yani eğlenecek kitabı okurken, gülecek, eğlenecek, üzülecek, belki ağlayacak ama dersler de alacak. Fakat en önemlisi umut oluşacak onda. Ben de yaparım. Bu adam böyle yapmışsa ben de yaparım. O umudu ben gençlere aşılamak için o kitabı yazdım. Ve o oluşuyormuş. Söylüyorlar. Gerçekten de ilham verici bir hikaye. Evet. Duygu arkadaşımızın güzel bir sorusu var. Diyor ki, yaşım 32, kendimi bulma yolunda umarım geç kalmamışımdır diyor. Çok güzel bir yaştasın. Çocukluktan kurtulmuşsun. Tam yerindesin. Şimdi arayış devresindesin. Hiç merak etme. İçindeki sesi duy. Oradan git. Aynen öyle. Zaten burada belki İslam'la da bir paralellik kurabiliriz. Olgunluk yaşı 40'tır. 40 bir huduttur aslında. Yani dünyevi hayattan ruhani hayata geçiş sınırıdır 40. Bir de 60 var sınır olarak, biraz daha olgunluk. İki sınır var, 40 ve 60. Onun için 40'ına daha çok var. Kesinlikle bence farkındalık için çok güzel bir yaş. Evet. Bazı insanlar hiç bu evreye gelmeden hayatlarını tamamlıyorlar. Ne mutlu bize ki farkındalığımız biraz daha yüksek. Nasip olana, nasip olana. Evet, Emek, emek hiçbir verene. şey için geç değil. Hiçbir zaman geç değil. Bakın yoga yapanlar var. 80 yaşında başlamış. 90 yaşında yoga yapıyor ve artık çok mutlu. Çünkü daha sağlıklı, daha huzurlu. Yani yaş, yogada yaş yok. Her yaşta başlayabilirsin. Yani gitmeden evvel, bir hafta önce de başlasan da o huzuru yakalarsın, o huzurla gidersin, gene kazançtasın. Yani hiç merak etme. Yaş, yaşı yok. Peki hocam, sohbet çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Siz asıl bizi onurlandırdınız. Yoga Vakfımızın başkanı olarak kendi hayat hikayenizi paylaşıyorsunuz. Sağ olun. 4 bölümlük bir program bu. 2 tanesini bitirmiş olduk ama koskoca 2 bölüm daha var. Bundan sonraki 2 çarşambada devam edeceğiz. Eğer hikayenin devamını merak ediyorsanız önümüzdeki çarşamba saat 9'da Yoga Vakfı'nın canlı yayınında tekrar buluşalım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Esra'cığım. Sen de beni heyecanlandırıyorsun, duygulandırıyorsun. Çünkü beni oraya kadar, o günlere gidiyorum ben. Bu anlattığım an onları hissedip duyuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Namaste. İyi akşamlar. Namaste. Herkese sevgiler, iyi akşamlar canım. İyi akşamlar. İnşallah görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.